Arkadaşlar merhaba. Yine bu dersimizde kısmet olursa bir Rika belge çevireceğiz. Zamanımızı kaybetmeden bence dersimize hemen başlayalım. Çünkü zaman bizim için önemli. Evet arkadaşlar. Fransız işgal kuvvetlerinin muhalifi mütareke. Ne demek arkadaşlar muhalifi mütareke? Yani mütareke anlaşmanın tam tersi anlamında. Muhalifi mütareke. Bakın muhalifi mütareke. Evet devam edelim. Fransız işgal kuvvetlerinin muhalifi mütareke harekatıyla Ermeni askerleri ve ahalisinin mazhar oldukları himaye-i, bakın şuradaki hemze bunun tamlama olduğunu gösteriyor. Himaye-i tarafgirane, yani taraf tutan bir himaye. Himaye-i tarafgiraneden cesaret yap. Bakın şu yap Farsça bir ek. Cesaret yap olarak artık kafın iki noktası var yok söylemiyorum. Ahali-i İslamiye aleyhinde ika ettikleri ahali-i İslamiye hakkında ika ettikleri müdellel ve gayr kabil inkar hadisatın bir daha okuyalım. İka ettikleri müdellel ve gayr kabil inkar hadisatın Fransız komiserliğine bildirilmek üzere bir tafsil işarına dair hariciye nezareti celilesinden varit olan 28 Şubat sene 336. Herhalde okumuşuzdur arkadaşlar. Hemen bir aşağı satıra geçelim. Tarihli ve 89 numaralı tezkirenin 29 Şubat sene 336 tarihinde evet 29 Şubat sene 336 tarihinde bir tafsil ihtası zımnında dahiliye ve harbiye nezaretlerine hemen okumuşuzdur, aşağı doğru geçelim. Tezkire işareti aliyesiyle mektubi kalemine verildiği ve Maraş vukuatı sebebiyle hemen okumuşuzdur. Bu tarafa doğru gidelim. Fransa fevkalade sebebiyle komiserliğine. Arkadaşlar artık sonda bulunan kafın noktası var mı yok mu diye çok fazla uyarmıyorum. Artık bu yerleşmiştir diye düşünüyorum dersimi takip edenler için. Devam edelim. İrsal erseleden göndermek demek. Olunan nota tercümesinin takdimine dair nezareti müşarun ileyhadan. Bunun neden ileyha olduğunu bir önceki dersimizde
söylemiştim, o yüzden geçiyorum. Dair nezareti müşarun ileyhadan gelip meclisi vükela. Arkadaşlar, meclis ismi mekandır. Vükela da vekil kelimesinin çoğulu vükela. Gördüğünüz gibi vükela vekilin çoğuludur. Bu şekilde yazılır. Böyle ara ara da parantez içi bilgiler vermek gerekiyor ki hakimiyetimiz artsın. O halde ne diyoruz? Nezareti müşarun ileyhadan gelip meclisi vükeladan hıfz işaretiyle çıkan derken arkadaşlar, nun harfi sonda yazıldığı zaman biliyorsunuz nunun bir noktası vardır. Ama nun harfi sonda yazıldığı zaman nun harfine arkadaşlar nokta konmaz. Sonda olduğu için bu şekilde yazılır. Bunu defalarca zaten birçok dersimde anlatmış ve göstermiştim. O yüzden yine geçiyorum. Diğer tezkirede birleştirildiği maruzdur. Arkadaşlar, maruz da arada kökünden ismi mef'ul yapılmıştır. Hemen harekete koyarsak bunlara maruzun, yani arza arz edilmiş demek. Maruzdur. Ferman fi 1 Mart sene 336. Hemen arkadaşlar bir aşağı satıra geçecek olursak, orada da sanırım küçük bir kısım var. Orayı da okuyarak bu dersimizi inşallah noktalayalım. Hariciye nezareti her zaman açık sarih yazılmayabilir. Burada da gördüğünüz gibi hariciye derken R harfiyle cim harfi aslında birbiriyle bitişmez. Yani cim R ile birleşir ama R'den sonra cim gelirse hariciyede olduğu gibi, bakın yazalım, hariciye hariciye, gördüğünüz gibi R'den sonra cim geldiği için R ve C birleşmez. Ama buradaki hariciyeye baktığımızda, bakın gösterelim, R'den sonra cim birleşmiş, bakın. Birleşmemesi gerekiyordu. Birleşince böyle okumak biraz zormuş gibi geliyor ama bu kalıba alıştığımızda, hatta H ile R de birleşmiyor ama bir önceki belgede gördük ki bunu da birleştirmişler. Daha değişik olmuş. O yüzden biraz yazılımına dikkat ediyoruz. Hariciye nezareti derken de arkadaşlar bakın, şöyle yapıyor katip. Bunu böyle yapıyor. Şöyle noktayı koyuyor. Bu nezareti, bakın nezareti, ya da bazen kef halinde de bunu kefe benzer şekilde de yapıyor. Biz hemen kaldığımız yerden devam edelim. Hariciye nezareti celilesinin meclisi mahsusa muhavvel. Mahsus ismi faildir. İsmi mef'uldür. Muhavvel de ismi mef'uldür. Havale edilmiş. Muhavvel mezkûr. O da ismi mef'uldür. Bakın. Şuradan başlayalım. Hariciye Arapça. Nezaret Arapça. Celile Arapça. Meclis Arapça. Mahsus Arapça. Muhavvel Arapça. Mezkûr Arapça. Tezkire Arapça. Zahr Arapça. Muharrer Arapça. Arkadaşlar, burada o halde bize bir mesaj var. Arapça öğrenmek şart. Osmanlıca öğrenmek istiyorsak Arapça şart arkadaşlar. Bakın, hariciye
nezaret-i celilesinin meclisi mahsusa muhavvel mezkur tezkiresi zahrına muharrer. İşareti Aliye'ye binaen buraya kadar hiçbir tane Türkçe kelime yok. Öyleyse arkadaşlar, öyleyse Arapça öğrenmemiz gerekiyor. Şurada iş bu demiş. Burada bir tek insicam bozulmuş. O halde Arapçayı lütfen ama lütfen öğreniyoruz. Hariciye nezareti celilesinin meclisi mahsusa muhavvel mezkur tezkiresi zahrına muharrer. Biraz hızlı okudum. Beni bazen eleştiriyorlardı. Yavaşlatalım. Hariciye nezareti celilesinin meclisi mahsusa muhavvel mezkur tezkiresi zahrına muharrer işareti, bakın şurası işaret, birleşmiş, elini kaldırmadan Aliye'yi yapmış. Biz de ne diyoruz o zaman? İşareti Aliye'ye binaen iş bu evrakın takımıyla beraber hıfz-ı evrak müdiri Bey Efendi'ye fi 1 Mart sene 336. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir dersimizi daha sonlandırmış olduk. Sadece bu konuda Aşk Irk Tanımaz adlı bir romanımı Ermeni tehciriyle ilgili, tarihi bir romandır. İsmi bizi yanıltmasın. Ermeni tehcir olaylarını anlatan muhteşem evraklara dayalı bir roman arkadaşlar. Bunu da almanızı, edinmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Tarihi olayları sıkılmadan bir de buradan okuyalım diye. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.